Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu bayramda verilen iki ikramiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Evet. Benim teyit etmeme gerek var mı? Dolayısıyla ne yapacağız? Bundan sonra inşallah iki bayramda emekli maaşlarımızı şu andaki rakam olan 1500'den alacağız, 8500'e çıkaracağız. Yapacağımız bu. Ama onunla da yetinmeyeceğiz. Geçtiğimiz Ramazan bayramının farkını da ödeyeceğiz ha. Oradan da borcumuz var. Valla kaynak Türkiye kaynak, hiç merak etmeyin. 2002'de bana çok soruyorlardı ya. Ben daha 35 yaşındaydım. 2002 seçimine gittik. Kazandık. Hazineden sorumlu bakan oldum. Herkes parayı nereden bulacaksın diyordu. Kaynak nerede diyordu. Ben dedim kaynak Türkiye. Merak etmeyin. O kadar büyük israf var ki. O kadar büyük savurganlık var ki. Bu devlet faize o kadar büyük para ödüyor ki. İnşallah israfı önleyerek, gerçek anlamda devletin ödediği faizi düşürerek biz bunu sağlayacağız. Ne yapacağız? Gerçekten hak edenlere bu imkanları sağlayacağız. Enflasyon çok kötü bir şeydir. Çünkü hayat pahalılığı yoluyla milyonların cebinden alırsınız, bir avuç insanın cebine koyarsınız. Kur korumalı mevduat diye bir şey icat ettiler değil mi? Kur korumalı mevduat. Rahmetli Özal'ın ta 40 sene önce kaldırdığı dövize çevirebilir mevduat diye bir uygulama var orada. Yaşı müsait olanlar hatırlar. DCM derlerdi. Dövize çevirebilir mevduat. Rahmetli Özal geldi. Dedi ki bu ülkede dedi yıllardır enflasyon yüksek seyrediyorsa bunun sebebi budur dedi. Ben onun için bunu kaldırıyorum dedi. Gençlere de vasiyetindir dedi. Bir daha asla bu ülkeyi böyle yanlışlara sokmayın dedi. Daha ilerisini söyledi. Özal'ın ifadesini kullanıyorum. Bu DCM yani bugünkü kur korumalı mevduat kendini uyanık sananların dalaveresidir dedi. Ve maalesef 40 sene sonra bu hükümet geldi bunu tekrar uyguladı ya. Kur korumalı mevduat ne demek? Bankada parası olan vatandaşa aldığın faiz yetmez. Eğer kur faizden daha fazla artarsa ben sana bir de o kur farkını ödeyeceğim demek ya. Hani ne oldu? Nas yok mu? Peki ödediğin faiz yetmiyor. Üzerine bir de kur farkı ödüyorum dediğinin faizden ne farkı var ya? Peki bunu nereden topluyorlar? Nereden? İşte milyonların cebinden enflasyonla topluyorlar. Vergiyle topluyorlar. Bankada zaten parası olanın üzerine biraz daha para katıyorlar. Şu andaki hükümetin yaptığı bu ya. Kendi ifadesiyle söylüyorum. Nereden nereye? Bir zamanların faiz düşmanı Sayın Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek faizini ödeyen hükümetinin başında şu anda. Geçen sene 330 milyar sadece faiz bütçesi koydular. Yetmedi üzerine 200 milyar da kur farkı ödediler. Faizi ve kur farkını ödedikleriyle 1 milyon tane konut yapılabiliyordu bu ülkede ya. 1 milyon konutu yapacak parayı sadece faiz ve kur farkı olarak ödediler. Kim ödediler? Bir avuç zaten parası olanı ödediler. Bu mu ekonomi yönetimi ya? Yazık değil mi? Bu ülkenin yerüstü kaynaklarında, yeraltı kaynaklarında 3-5 çıkar grubuna peşkeş çeken bu düzene inşallah son vereceğiz. Ülkemizin tabiatını, o güzel doğasını rant uğruna tarumar eden, çevreyi katleten bu zihniyete de son vereceğiz. Ama mesele eğer yatırımsa en iyisini yapacağız, en iyisini. Doğru olan ne varsa devam edeceğiz. Eksikleri tamamlayacağız. Yanlışları düzelteceğiz. Ama çok daha iyisini çok daha ucuza mal edeceğiz inşallah. Büyük israf var. Büyük bir iş bilmezlik var. Evet, projeler yapılıyor ama çok büyük savurganlık var.
Çok pahalıya mal oluyor her şey. 86 milyonun ödediği vergiler inanın çarçur ediliyor. Çok daha iyisini, çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha ucuza biz mal edeceğiz inşallah. Çünkü işi ehline teslim edeceğiz. Dürüst ve ehil insanlar tarafından bu ülke inşallah yönetilecek. Evet, Türkiye her şeyin en iyisine layık. Ancak bazı projelerle şu anda hükümet seçime 5 kala ülke gündemini meşgul etse de gerçek gündem ne biliyor musunuz? Gerçek gündem mutfaktaki yangın. İşte biz buzdolaplarının, beslenme çantalarının dolu olması için çalışacağız. Boş cüzdanlar devrini bitirmek için çalışacağız. Ne yapacağız? 14 Mayıs günü iki pusulayı alacağız önümüze. Kabine gireceğiz. Perdeyi çekeceğiz. Vicdanımızla baş başayız. Değil mi? O anda kimse görmüyor. Sadece vicdanımızla baş başayız. Biz ne istiyoruz? Ne talep ediyoruz? Birinci pusulada Cumhurbaşkanımızı seçerken ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun isminin altına evet mührünü basalım diyoruz. Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ortak yönetim modeliyle yazılı olarak da toplumumuza bildirdiğimiz gibi 6 genel başkan olarak istişareyi kurumsal bir mekanizma haline getirerek ülkenin cumhurbaşkanı olacak. Biz bunu yazılı belgelere döktük. 84 maddelik anayasa metnimizi hazırladık. 2300 maddelik ortak politika metnimizi hazırladık. 12 maddelik de ortak yönetim modelimizi hazırladık. Bunların hepsinin özü istişare. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun altına evet diyeceğiz ama 6 genel başkan hep beraber 6 siyasi parti ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. İşin anahtarı orada, başarının anahtarı orada. Geldik ikinci pusulaya. İkinci pusula milletvekili seçim pusulası. Bizim adaylarımız, yani Deva Partisi'nin adayları, Deva Partisi'nin adayı olarak seçime giriyor. Seçimden sonra da Deva Partisi'nin milletvekili oluyor. Aynı şey Saadet Partisi'nin milletvekili adayları için de geçerli. Aynı şey Gelecek Partisi'nin de Demokrat Parti'nin de milletvekilleri için geçerli. Yani bu adaylarımız kendi partilerinin adayı olarak seçime giriyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden seçime giriyorlar. Seçildikleri anda da kendi partilerinin milletvekili oluyorlar. Dolayısıyla ne yapacağız? O ikinci pusulada tercihimizi kullanırken diyeceğiz ki Deva için CHP logosunun altına evet diyeceğiz. Ben bunları anlatırken bazı vatandaşlarımız içten içe diyor ki elim gitmiyor. Elim CHP'nin altına evet demeye gitmiyor. Bu hissiyat belki var. Ama şunu bilin ki şu anda daha önce AK Parti'ye gönül vermiş, daha önce AK Parti'ye destek vermiş milyonlarca vatandaşımıza ne diyor biliyor musunuz? Elim Erdoğan'a gitmiyor. Elim AK Parti'ye gitmiyor diyor. Biz bunu biliyoruz. Yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün arkadaşlar demokrasi için bir araya gelme zamanı. Adalet için bir araya gelme zamanı. İşte o daha önce AK Parti'ye oy verip de şimdi elim gitmiyor diyen vatandaşlarımız var ya. Aslında ne diyorlar biliyor musunuz? Ya ben bir zamanlar 3Y ile mücadele etsin diye Sayın Erdoğan'a destek vermiştim ama. Yani yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele etsin diye desteği vermiştim ama. Bugün Türkiye'nin haline bakıyorum. Bugünkü yoksulluğa, bugünkü yolsuzluğa, bugünkü yasaklara elim evet demeye gitmiyor diyor. Bakın vatandaşlarımız tutarlı ha. 2002'de nerede duruyorlarsa aslında aynı noktada duruyorlar. Maalesef değişen iktidarın kendisi oldu. Maalesef bir zamanlar o 28 Şubat zihniyetine karşı ben mücadele edeceğim diye iş başına gelenler şimdi 28 Şubatçılarla kol kola geziyor ya. Ben soruyorum Sayın Erdoğan ya senin Sayın Perinçek'le yan yana ne işin var diyorum arkadaş ya. Ne işin var ya?
Bir zamanlar destekleyenler, 28 Şubat'ın o karanlık zihniyetine karşı Sayın Erdoğan'ı destekleyenler, dönüp dolaşıp da Perinçek'le kol kola yürümü diye mi sana o desteği verdi ya? Yapmayın ya. Hadi diyecekler ki o AK Parti'ye destek verecekler. Zamanında AK Parti'ye destek veren vatandaşlarımız diyecekler ki hadi hep beraber değiştirelim bu düzeni diyecekler. Bir kez daha herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için zenginlik diye beraberce yürüyelim diyecekler. Bu olacak inşallah. Bu seçimde de bunun sonuçlarını göreceğiz. Kıymetli dostlarım, tüm teşkilatlarıyla beraber Millet İttifakı'nın değerli üyeleri aramızda bizimle beraber. Zonguldak'a gözü gibi bakacak. Zonguldaklı hemşehrilerini dinleyecek. Sorunlarınızı çözmek için her türlü çabayı gösterecek adaylarımızı da biraz önce dinlediniz. Birbirinden kıymetli arkadaşlar. Birisi elektrik mühendisi. Birisi tıp doktoru. Birisi hukukçu. Ama mesleklerinde hep iyi arkadaşlar ha. Yani iyi mühendis, iyi doktor, iyi hukukçu. Çünkü biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz insanları nasıl değerlendiriyoruz? Bir, iyi insan olsun. Güvenilir insan olsun. İki, işinde iyi olsun. Yani hangi işi yapıyorsa onu iyi yapsın. Çünkü herkes yaptığı işi iyi yaparsa toplum olarak ilerleriz. Herkes kendi mesleğini hakkını vererek yaparsa ülke olarak yükseliriz. İnanın bu kadar basit. Onun için çok çalışacağız diyorum. Ben inanıyorum ki Zonguldak'taki tüm vekil adaylarımız ki vekil olacaklar ben inanıyorum. Sizlerin desteğiyle ve güveniyle olacaklar. Zonguldak'a gereken önem ve hassasiyeti gösterecektir. Bizim Deva Partisi Zonguldak Teşkilatımıza da tüm adaylarımızı en az bizim adayımız Deva Partisi'nde aday olan Doğa Bey gibi sahip çıkmalarını, desteklemelerini zaten baştan söyledim. Arkadaşlarımız hiçbir parti ayrımı yapmadan hep beraber omuz omuza yürüyorlar, çalışıyorlar. Çünkü ne diyoruz? Birleşe birleşe kazanacağız, birlikte kazanacağız diyorum.